Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine 3-4-5 yayınlarının genel denemesinin dördüncüsünü ne yapacağız? Beraber çözeceğiz değil mi? O zaman hazırsanız ne yapmayı unutmuyoruz? Geçmeyi unutmuyoruz. Tabii ki bunu söylerken videoya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet hemen gelsin bakalım sorularımız. Şimdi deneme 4 31. soruyla başlayalım. B noktasında birbirine sabitlenmiş iki eşit kola sahip bir masa lambası. Şekil birdeki konumdayken C noktası etrafında ok yönünde 40 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki AB paralel B S, C durumu oluşuyormuş. Şimdi bak paralellik söz konusu oluşmuş mu? O zaman önce şunu gösterelim. Bakın AB paralel B S, C. E peki ben burada şöyle devam edip şurada bir Z yakalayabilir miyim? Yakalayabilirim. Şimdi gördüklerimi söylüyorum. 40 derece döndü değil mi ok yönünde? Hemen ne yapıyorum? Şu araya 40 derece mi yazıyorum? Peki arkadaşlar az önce ne demiştik? Şunu ben aşağıya doğru doğrusal çizersem Sonuçta paralellikten söz etmişti. Yani B ü C ile AB doğrultusu paralel olacak ve ben şurada bir Z yakaladım. Şurada 40 derece varsa burası da 40 derece. Peki 40 dereceyi yerleştirdim. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Peki ben 40 dereceyi 180'e tamamlasam buraya 140 derece yazar mıyım? Yazarım. Sonra şöyle yapalım. Biraz daha yaklaşabiliriz. Peki arkadaşlar, uzunluklar birbirine eşit verilmişti, değil mi? Bakın, şurada iki çizgi, iki çizgi Geliyorum iki çizgi yazdım. iki çizgi yazdım. Bunlara da iki çizgileri yazıyorum. Eğer sen gelip burada 140 derece gördüysen gelirsin B üstü açısına da 140 dereceyi yazarsın. Yazdım. Neyi soruyordu bize? B, C, üssü. Hemen çizelim bakın. B, C, A üssü. B, C, A üstü. Peki C ile A üstünü birleştirince ikizkenar üçgen olduğunu görebildik mi? Bakın ikizkenar üçgen. İki kenar birbirine eşit üçgen ve tepe açısı 140 derece. O zaman 140 derece ise taban açıları ne olacak? 180 eksi 140. 40 ikiye böldün. 20 20. Doğru mu? Doğru. 20'leri yazdın. Geldin 20'leri yazdıktan sonra 20 artı 40'tan kaç derece gördün burada? 60 derece gördüm. Boyalı açı bize soruluyordu. O zaman şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle hı, mikrofonumuz da ekrana girsin. Bu şekilde ilk soruyu çözmüş olduk. Geçelim 32. sorumuza. Ne görüyoruz? Bir dik üçgenin hipotenüsü üzerinde şekil birdeki gibi konulan dikdörtgenin bir köşesinin zemine uzaklığı 11 birim yazıyor zaten. Şekil 2'de de dikdörtgen ok yönünde bir miktar ötelendiğinde köşesinin zemine uzaklığı 11 birim oluyormuş. Tamam. Buna göre x ile ifade edilen uzunluk kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar, bakın şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın ben öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Ben sonuçta şurada x artı 10 gördüm bak. Şurada x artı 10 gördüm. Şu dikle şu dik değişmeyecek değil mi? O zaman burada x artı 10 görüyorsan buranın x artı 10 olması için şu sol tarafa x artı 2'yi ne yapman lazım? Yazman lazım. Doğru mu? Doğru. E az önce hocam sen dedin ki şu uzunlukla bu uzunluk eşit dedin değil mi? E o zaman ben onları bir isimlendireyim. Buraya y yazıyorum. Buraya da y yazdım. Şimdi temel benzerlikleri yazmak istesek bakın. Temel benzerlik yazıyorum. x artı 10'un Tamamının oranı x artı 16 oranı y'nin 10 oranı yazıyorum. x artı 10'un ne e, x artı 10'un x artı 16 oranı eşittir y'nin 10 oranı. Sonra aynısını bir de burada yapalım. x artı 10'un x artı 18 oranı doğru mu? y'nin 11 oranı yazıyorum. x artı 10'un x artı 18 oranı y'nin 11 oranı. Bunları yazdık mı? Yazdık. Peki bunları ben şöyle oranlasam. Bakın niye oranlıyorum? Bakın üst taraftaki y'ler birbirini götürsün. Üst taraftaki x artı onlar da birbirini götürsün. Ters çevirip çarparak birbirine eşitleyelim. Yani alt taraftan x artı 18 ters çevrilince bunun üstüne gelecek ya. Yani, normalde bakın şurada ne var? 1 bölü x artı 16 var. E ben 1 bölü x artı 18'i ters çevirdiğimde x artı 18 bölü 1 olacak. E, çarpıldığında yukarıya x artı 18 aşağıya X artı 16 geçecek. Aynı şey diğer için de geçerli. 11'e 10 gelecek. Şimdi bak buraya dikkat et. Artık sorunun çözümü tamamen burada saklı. İçler dışlar yapıyorum. 10X artı 180 eşittir. 11X artı 11 çarpı 16. Önce 16'yı 10 ile çarpıyorum. 160. Bir tane daha 16 ekliyorum. 176. 176. 11X burada dursun. 10X'i karşı atarsam negatif olarak 1 x gelir. 11X x, x ne yapar? X yapar. 176'yı karşıya negatif olarak yolladığımda x'in ne olduğu ortaya çıkacak arkadaşlar? 4. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? 4'tür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 32. sorumuzda bu şekilde temel benzerlikle çözmüş olduk. Şunu biraz şöyle alabilirim. Tamam. Şimdi 32. soruyu bu şekilde çizdik. Gelelim 33. sorumuza. Ne görüyorsun 33. soruda? Şöyle düşünün. Şekil 1'de verilen kare şurada okuyalım biçimindeki bir kağıt dört kenarının orta noktalarından kenarlarına dik ve eşit uzunlukta e, kesilip gösterilen kısımlar kenarlara paralel biçimde katlandığında şekil 2 elde ediliyormuş. Tamam katlama sonucu karenin kenarlarının kalan sarı kısımlarının kenarlarında kalan sarı kısımlarının uzunluğu 3'er birim şekil 2'deki çevre de 40 birim olduğuna göre şekil 2'nin mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Zaten 4 tane var bir tanesini bulunca ne olacak? 4 ile çarpacağız. Öncelikle bize dedi ki dik ve eşit uzunlukta kesilecek, değil mi? O zaman ben şunların hepsine A desem bakın. Şekil 2'den gideceğim. Şunların hepsine A diyorum bakın. A, A katlandığı için şunların hepsi A. Yazıyorum. Bütün gördüğüm mavi ve mavinin katlandığı yerlere A'ları yazıyorum. Yazdım. Doğru mu? Doğru. Sarılar da zaten 3. Ne demişti bize? Ben burada paralel tamam. Katlama sonucu karenin kenarlarında kalan sarı kısımların uzunluğu 3'er üç, birim. Şekil 2'nin çevresi 40 birim bak. Şekil 2'nin çevresi 40 birim. Şimdi ben sonuçta bunun kare olduğunu biliyorum değil mi? O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Çevrenin 40 olması için. Bakın şu karşıya dikkat edin şunu da göstereyim. Şuraya dikkat edin. Gördünüz mü? Aşağıda 2A artı 3 var. O zaman tam bu çizdiğim kenar 2A artı 3 olacak. Yazıyorum. 2A artı 3. Doğru mu? Doğru. E Bunun karşıya da yazabilirim. 2A artı 3'ü yazarım. Peki devam ediyorum. Hepsine yazıyorum. Bakın şu kenar 2A artı 3. Şu kenar 2A artı 3. Şu kenar 2A artı 3. Bunları yazdık. Şimdi şeklin çevresi dedi. Gelin onu farklı bir renkle hesaplayalım. Şöyle yapalım. Şimdi... Çevre dediği için nereleri alalım? Bakın başlıyorum. 1 tamam mı a'ları hesaplayacağım. 2, 3, 4, 5 bu değil. 5, 6, 7, 8. 8 tane a var. Doğru mu? Peki 2 artı 3 bir tane. 2 artı 3 iki tane. Şu kenar için konuşuyorum. 2 artı 3 üç, üç tane. 2 artı 3 dört tane. Artı 4 çarpı 2 artı 3. Bunu da aldık. Ne kaldı geride? 3'ler kaldı. 1, 2, 3, 4. Nedir? Ee, 4, 4 tane evet. Artı 4 çarpı 3. Ne demişti bakın? Sarı kısımdan uzunluğu 3'er birim ve şekil 2'nin çevresi 40 birim. Peki bunu toplayacağım ben kaça eşitleyeceğim? 40'a eşitleyeceğim. Düzenleyelim. Bak burada içeriye dağıttığımda 2 tane 8A olacak. Yani 16A. Doğru mu? 16A. 4 kere 3 12. 12 artı 12 24 eşittir 40 sa 24'ü karşıya uladım da 16 a eşittir 16 ise a buradan ne geldi 1 geldi bak a'yı bulduk ya bak a'nın 1 olduğu ortaya çıktı buraya kadar sorusu olan var mı yok geçiyorum ben o zaman a'yı 1 bulduğuma göre şekil 2'deki mavi boya bölgenin alanları toplamı demişti ya ben zaten bir tanesini bak buraya 1 yazsam 2, a gördüğüm yere 1 yazınca 2 artı 3'ten 5 gelecek 5 çarpı 1'den bunun alanı 5 geldi. E bundan 4 tane var. 5 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 20'dir. 20 birim kare bizden istenen mavi bölgelerin alanıymış. İsteyen tabii ki bunun üzerlerine 5 5 şunları yazabilir. Anlaşıldı mı? Yani çözüm şundan ibaret. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. 34. sorumuza. 34. sorumuz da çok güzel bir soru. Bakın belki eşi benzeri görmediğiniz bir sorulardan biri. Aşağıda gösterilen kağıt mendil kutusunun açık bölümündeki çekilen üçgen biçimdeki mendilin bir kısmı gözükmektedir. Şekil 1'de mendil orta tabanı hizasına kadar. Bak şimdi. Şekil 1'deki üçgen orta tabanı hizasına kadar çekilmişse şöyle devam ettirdim. Rastgele. Peki ben şu e, morla çizdiğim bak. Morla çizdiğim kenarın orta taban olmasını istiyorum değil mi? Bu kenarları birbirine eşitlerim. Buraya B yazarsam benzerlik oranı burada 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Hocam niye böyle bir şey yaptın? Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Hatırladık mı? O zaman ben gelip şunu söyleyebilir miyim? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. B yazarsam aşağıya komple 3B yazacağım. 3B yazdığım yeri de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası. Üst tarafta B. Tamam bunu hatırladık. Yan tarafa geçiyorum. Şekil 2'de doğrultusu değişmeden ağırlık merkezi hizasına kadar. Şimdi onu da şöyle gösterelim. Bak şunu devam ettirdim. Şunu devam ettirdim. Şöyle çizdim. Ağırlık merkezi neydi? 1'e 2 idi değil mi? Ben burada bir ağırlık merkezi kabul ediyorsam 1'e 2. Yani alt taraf bakın şöyle. Şöyle çizdiğimde K'ya 2K olacak. K'nın karşısında ne ediyorum? 2K'nın karşısında 2 ne ediyorum? Çünkü Thales teoremine göre sağ taraftaki oran sol taraftaki oranı ne yapacaktı? Sağlayacaktı. O zaman gelin biz şuraya ne yazalım? N ne yazalım. Buraya da 2N yazalım. Tamam mı? Tabii ki burada benzerlik oranımız nedir? 2'nin 3'e oranı. Hemen ne yapıyorum? 2 bölü 3'ün karesini alıyorum. 4 bölü 9 mu? Bakın aynı harfi veremiyorum. Çünkü toplam 4B zaten. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. 4A yazacağım. Tamamı 9A olması için alt tarafa 5A diyorum. Hemen gösterelim. Bak 5A kısmı şu. 4A kısmı bu. Doğru mu? Doğru. Peki bunları yaptık. Sonra bize diyor ki. Bakın. Son durumda mendilin dışarıda olan yüzeyinin alanı 14 cm kare arttığına göre. Peki şu B kareydi. Pardon bu e, şuradaki alan B 4A mı oldu? Artan miktar 4A eksi B değil midir? Evet yazıyorum bakın. Artan miktar 4A B 14. Peki ben A ile B'nin neyini yazabilirim? Denklemini yazabilirim. Yani burada komple ne var? Şöyle yapalım. 4A var. Şey 4B var. Burada komple ne var? 9A var. O zaman ben gelip şunu söyleyebilir miyim? 4B eşittir. 9A ise B gördüğüm yere ne yazabilirim arkadaşlar? 9A bölü 4 yazabilirim bak. O zaman yazalım. B gördüğüm yere 9A bölü 4. Payda eşit dediğimde ne yapıyorduk? Bura 1, 4 ile genişletiyordum. 4 kere 4, 16. 16 eksi 9A ne yapar? 7A yapar. Ay Aşağıda da 4 var. 7A bölü 4, 14 ise ne yapıyoruz burada? 7 ile 14 sadeleşiyor. 2'ye 1. A buradan ne geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. E A'ya 8 yazarsam ya da isterseniz şeyden de yazabilirsiniz. Şurada bir eşitlik yapmıştık ya. Pardon. Ha, şurada bir eşitlik yapmıştık. A'ya 8 yaz. 9 kere 8 nedir? 72. 72 böl 4 B eşittir 18'dir. B'yi de bulduk A'yı da bulduk. Neyi soruyor? Mendilin bir yüzeyinin alanı. Toplam 9A yok muydu arkadaşlar burada bakın. Toplam 9A var. 9 çarpı A'yı ne bulduk? 8. 9 kere 8. 72. Veya 4B bulduk. 4 çarpı 18. 72. İkisinden de cevabı ulaşabiliyorum. Cevabımız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 34. sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum 35. sorumuza. Ne gördük? Aşağıdaki şekil tepe açısı A olan bir ikizkenar üçgenin içine iki eş karenin çizilmesiyle oluşuyormuş. Peki arkadaşlar bu bir ikizkenar üçgense gel buraya. Şuraya noktanı yaz. İkizkenardan nokta. Peki niye kare vermiş bunları? Çünkü kenarlar birbirine paralel olduğunda sen yöndeş açıdan noktayı bakın şöyle göstereyim. Paralel, paralel. Nokta, yöndeşten nokta. Gördünüz mü? E bunları buraya taşırsam eğer ben burada ne olur? Ona ortaya çıktı. İkizkenar üçgen çıktı. Yani ekstra bir ikizkenar üçgen. Geliyorum 3'ümü yazıyorum. her yer 3 olacak. Kare oldukları için 3'leri yazdım. Şurada 90. Bu da 3. Doğru mu? Doğru. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın köşede 90 var. Hipotenüste 10 var. Dik kenarda 6 var. 6, 8, 10 özel üçgeninden bakın bu 90. 8'i yazdım. Peki sol tarafta 10 artı 3'ten 13 var ya. ikizkenardan dolayı 8 artı 3 artı x ne olacak? 8 artı x artı 3 13 olacak. X buradan ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Anlaştık mı? Evet cevabımız D seçeneğidir. 35. sorumuzda çok pratik ve çok güzel bir soruydu. Bu şekilde çözmüş olduk. 36'ya gelelim. Turgut kare biçimli A çerçevesinin çevresini köşesinden başlayarak iple bir tur sardığında ipin 7 santimlik kısmı artıyormuş. Şimdi söyleneni yapalım bak. Bir kare çizelim. Böyle gelişi güzel. Şöyle ben bir kare çizdim. Ve buna bir A karesi diyelim. Ne diyor? Bir tur attığında bakın kenarlarımız X olsun. Bir tur attığında ne oluyormuş? İpin 7 santimlik kısmı artıyormuş. Peki 4X artı 7 ip uzunluğu. Yazdım mı? Yazdım. Sonra Turgut iki tane A çerçevesini Birer kenarı çakışacak şekilde birleşmesiyle oluşan dikdörtgen biçimli B çerçevesini oluşturuyormuş. Hemen oluşturalım. Bakın şöyle yapıyorum. Kopyala dedim. Bir tane yapıştırıyorum. Şu şekilde. Bir tane daha yapıştırıyorum. Heh. Yan yana getirdim ve ben artık buna B çerçevesi diyeceğim, tamam mı? Şöyle B çerçevesi diyorum. Peki burada ne dedi? Cümleyi tekrar okuyalım. İki tane A çerçevesini birer kenarı çakışacak şekilde birleştirmesiyle oluşan dikdörtgen biçimli B çerçevesi, çerçevesinin çevresini köşesinden başlayarak aynı iple sardığında çerçevenin 17 santimlik kısmına ip gelmiyor. Yani burada ise 17 azaltacağız. O zaman şöyle düşünün. Ben sonuçta bunun çevresini hesaplamak istediğimde şu ortadaki x'ten kurtuluyorum. Şöyle yapalım. Ortadaki x'ten kurtuluyorum. Diyorum ki burada 4 x'im var. Şey 2, 4, 5, 6 x'im var. 6 x ip. Peki ben bundan 17 çıkartırsam ilk baştaki ip uzunluğuma mı eşitleyeceğim? Evet. ilk baştaki ip uzunluğuma eşitleyebiliyorum. Çünkü şöyle düşünün. Sonuçta ne dedi? B çerçevesinin çevresini köşesinden başlayarak aynı iple sardığında aynı iple sardığında 17 santimlik kısmına ip gelmiyor. Yani 17 ona ekleyeceğim ki ilk ip olsun. Tamam mı? O zaman ben bunu bu şekilde yaparsam ne olur? Burası 2x oldu. 2x eşittir 24 ise x buradan ne geldi? 12 geldi. Bunu bulduk. Peki çerçevelerin kalınlığı ihmal edildiğine göre B çerçevesine sarılan gergin ipin iki ucu arasındaki uzaklık kaç santim olabilir diyor bak. Peki x 12 ise şöyle düşünün. Yerine yazdım. 4 çarpı 12 artı 7 eşittir. 48 artı 7'den 55 birim nedir? Veya santimetre demiş. Santimetre ipin uzunluğu. Gelin şuradan başlayalım bakın. Şuradan başlıyorum. Veya 4 tane x alacağım için şuradan başlayalım. Şöyle geldim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye geldim. Peki dördüncüye geldikten sonra şu kırmızıdan başlayıp kırmızıya geldim. Bir de 7 ekleyeceğim bak. 7 ekleyeceğim. 7'yi getirdim. Şurada. E, X'in tamamı 12 idi. Ne kaldı? 5 kaldı. Peki x 12, 5 12 başlangıç ve bitiş noktasına geldiğinde ne özel üçgenimiz var? 5 12 13 üçgenimiz var. İki ucu arasındaki uzaklık da demek ki neymiş? 13'müş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada ipin uzunluğunu bulmak çok 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 önemli. Tamam? Kamera biraz aşağıda mı? Dur bakayım. Aynen böyle daha iyi oldu. Hatta ben biraz kendimi ortalarsam mükemmel oldu. Mük. Şimdi 36. soru bu şekilde. Geçiyorum 37. soruya. Şekilde gösterilen paralel kenarın bir köşesi ve kenarı üzerindeki A noktasından geçen bir doğru sırayla çizildiğinde paralel kenara ikişer parça ayrılıyormuş. Bakın A noktaları sabit. A noktaları sabitse ben şunu yapabilir miyim? A'yı burayla birleştirdim. A'yı sol tarafla birleştirdim. Bunu neden yaptık hocam? Çünkü sen bir paralel kenar çizdiğinde şöyle güzel çizelim. Rastgele bir içeriye üçgen çizdiğinde buraya A yazıyorduk. Sol ve sağa BC de yazıyorduk. Neydi bu? Tüm alan 2A'ydı ve B ile C'nin toplamı da A'ya eşitti. 2A olabilmesi için. Sebebi de zaten neydi? Bakın yükseklik çarpı taban bölü 2 üçgenin alanı yükseklik çarpı taban paralel kenarın alanı. Aradaki fark bölü 2 olduğu için ortadakinin 2 katı tüm alanı veriyor. Bakın şu formül önemli. Şimdi iyi izleyin. Mesela ben şuraya B alanı desem. Aynı bölge olduğu için burası B alanı. Do doğru mu? Peki biz buradan 41'i parçaladık. 41 eksi B yazsam şuraya. Bu şekilde. Peki getiriyorum buraya 41 eksi B yazıyorum. Aynısı ya. Peki geldim buraya. 46 yapabilmem için önce B yazayım ki B yok olsun. Bir tane de 5 ekleyeyim. B artı 5 olsun ve toplamlar 46 olsun. Peki buraya dikkat. Şu B ile B artı 5'in toplamı neyi verecek? 41 eksi B'yi verecek. Bak B artı 5 artı B 41 eksi B. Düzenlersem 3B eşittir. 36 geldi değil mi? B buradan ne gelir? 12 gelir. Hocam B'yi sen 12 buldun ya 41 burada var. 12 eklersem tüm alan olmaz mı? Olur. 42 artı işte ne 42'si? 41 artı Konyalılar bak demek ki ne nasıl bir e, istekteyseniz adınız çıktı. Şimdi 41 artı 12 ne yapar? 50 e, dur bir dakika. E, B'yi 12 bulduk. Evet. Ha 41 şurasıydı. Pardon pardon. 41'den gitmeyelim. 46'dan gidelim. Bak. 46 burada. Yanında B var. 46 artı B. Yani 46 artı 12 ne yapar? 58 yapar. Çünkü şurayı bilmiyordum ya. Birinci şekilden değil de ikinci şekilden çözersek daha iyi olur. Cevabımız 58 oldu arkadaşlar. Geçiyorum. 38. sorumuz yan tarafta. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısında 180 360 bölü n formülü hesaplandığını artık biliyoruz. Düzgün altıgen biçimdeki bir ayna alt kenarı zemine paralel olacak biçimde şekil 1'deki gibi ip ve duvara sabitlenmişmiş. İpin kopmasıyla ayna şekil 2'deki gibi düşerek zemin ile 40 derece oluşturuyormuş. Son durumda aynanın eski konumu ile yeni konumunun birer köşesi ortak olduğuna göre x'in ifade edilen açı x ile ifade edilen açı kaç derecedir? Şimdi bu bir düzgün altıgen değil mi? Bak direkt şu şekle odaklanıyorum. Ben şöyle bir şey yapacağım bakın. Şunu çektim. Şunu da çektim. Yani farklı bir yoldan çözeceğim. Daha doğrusu doğruda açılarda dile getirdiğimiz bir şeyden çözeceğim. Şöyle düşünün. Ben bu soruya şöyle başlamak istiyorum. Şurada 120 derecen var. Doğru mu? Doğru. E peki şurada da 120 derecen var. Burada da 120 var. Burada da 120 var. Şurada da 120 var. Fakat şimdi iyi izleyin İstediğim yerden paralellikler çizebiliyor muydum çizebiliyordum morla çizdiğim kırmızıya paralel sonra yeşille çizdiğim kırmızıya paralel bak bunları farklı renkte çiziyorum ki e, dikkat çeksin diye. Şimdi şöyle düşünün ben 40 dereceyi z kuralından bakın z kuralından buraya taşırım peki bir iç açısı nedir şöyle. Bir iç açısı 120 dereceydi değil mi? Peki Z'yi de gösterelim tabii ki. Bak şöyle bir Z var. Demek ki ben 40'ın üstüne ne yazarsam 120 olur? 80. 80'i yazdıktan sonra bir tane U harfi yakaladık. Bak U harfi. Demek ki şurada 100 derecen olmalı ki aşağıyı 80 ile topladığında ne olsun? 180 olsun. Peki 100'ün yanına ne yazarsam 120 olur? 20. Peki bir Z daha var burada. Z'yi yerleştirdim. Şu 20 ile şu 20'nin ne olması lazım? Eşit olması lazım. E hocam o 20'yi yazdıktan sonra 20'nin yanında ne var? 120 var. Ne oldu? 140 oldu. O zaman şuraya da ben 40 derecemi yazarım. Üst taraftan da 120'nin yanına 60 dereceyi yazarım. Neden? 180 olması için. X'in bulunduğu yerde 60 artı 40'tan ne olur? 100 derece olur. Şıklara baktığınızda cevabınız D seçeneğidir. Bakın isteyen bunu yapar. İsteyen de kalem ucu metodu vardı. Bak şöyle getirdin. Şöyle şöyle Açı, iki açı, açı, açı. 1 açı, 2 açı, 3 açı, 4 açı, n-1 çarpı 180 formülünden n dediğim açı sayısı ve 4-1-3, 3 çarpı 180 ne yapar? 540 yapar. Şuradaki açı, buradaki açı, buradaki açı, buradaki açının toplamı 540 olacak. İsteyen bunu da yapabilir. Anlaştık mı? Şu açıdan bahsediyorum. Ama bence böyle daha hızlı ve daha pratik olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de bu şekilde çözmüşsünüzdür. Eğer bu şekilde çözmediyseniz farklı bir çözüm yolu olarak da kullanmış olursunuz. 38. soru bu şekilde. Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Hazır mıyız? Dikdörtgen biçimde bir kağıt. Önce dikey biçimde 4 eşit dikdörtgeni ayrılıp sonra iki aşamada iki aşamada da ortalarından gösterildiği gibi katlanıyormuş. Elde edilen şeklin sağ ucu kesiliyor. 8 sayfalık bir broşür yapılıyor. Şöyle. Ve broşürün Şurada bir 1 numarası yazılmış bak. Ama şunu unutmayın. 1'den 8'e kadar ardışık biçimde numaralandırılıyor. Yani ön yüzünden itibaren 1 2 3 4 şeklinde o ardışık bir şekilde eee numaralandırılıp hangi bölüme hangi sayfanın numarası verildiğini aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Bakın şıklarımız bunlar. Ben bu soruyu şöyle çözeceğim. Şimdi arka taraf mavi ya. Bak arka taraf mavi olduğu için üst tarafa yazdığım yer mavi olsun. Hatta onu maviyle yazalım. Bak üst tarafa yazacağım. Bak şu şerit mavi olacak. Ben şu şekli çizeyim de. Bak. Heh, şurası mavi olacak. Alt tarafta zaten sarı. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Sarıyı da şöyle yazdım. Tabii ki. Şöyle yazdım. Sarı kırmızı oluştu. Şimdi buraya dikkat. Şöyle düşünün. Ee, biraz şekillerin üst üste çizilmesi için uğraşacağım kademe kademe yapmak istiyorum. Şimdi böyle bir kenarı şöyle şuraya katladı. Bak önce şuraya dikkat. Tamam mı? Şu dikdörtgenin var. Tamam mı? Bunu şuraya katladığında şu kenarla bu kenar üst üste geliyor değil mi? Sonra şu kenarla da şu kenar üst üste geliyor. Doğru mu? Bakın yan tarafta zaten. Yani sen gelip mesela şöyle baktığında şu biri nereye yazmış? Bak şu arka taraf bakın şu arka taraf şuna eşit. Onun yanında da şu var. Demek ki aşağı arkasında bir varsa ben arkaya mavi bir renkte bir yazarım. Tekrar ediyorum. Sen gelip şu dipteki kenarı böyle eşitleyebilirsin. Yanındaki kenarı şöyle eşitleyebilirsin. Katlanıyor yani. Katlanınca içe doğru girdiği için aslında şu ikisi şu ve şu diyebiliriz. Arkasındakiler. Tamam mı? Peki birin önünde yani maviye 1 yazdıysam önünde üst üste geleceği için ne ne yazacağım? Sarıya 2 yazacağım bak. Bu şekilde. Amacımız bizim burada nedir? Ardışık bir şekilde yazabilmek. Tamam mı? Eğer bir mavide ise bire karşılık gelen 2. Arka arkaya olacak. Tamam mı? Sonra ben tamamen ardışık olarak hareket edeceğim ya. Bakın şıkları da gösterelim öncelikle. Yani bu şekilde sarının ne istenmiş? sarı şeklinde hangi sayfa numarası verildi aşağıdakilerin hangisidir diyor. İlk açılmış halinde diyor. O zaman bak ben devam edeyim. Bu bunun üstüne doğru gelmişti ya bak katladığımızda. 1 ve 2'nin üstüne gelen kenar hangisi? Az önce göstermiştim. Şöyle çizdim bak. 1 ve 2'nin üstüne gelen kenar şu yanında. O zaman ben gelip şuraya 3 yazarım. Tamam mı? Üst üste geldiği için. 3'ün arkasına da 4'ü yazarım. Tamam mı? Dediğim gibi bakın. Sen üstüne katlan, katladığında 2'nin üstüne 3 üç geliyor. 3'ün arkasında 4. Tamam mı? Amacımıza ulaştık değil mi? 1, 2, 3, 4 katlanmış oluyor. Katlayarak gidiyoruz. Tamam mı? Zaten şu parçayı kesmiş ama bak maviyle çizmeyelim. Şu parçayı kesmiş. Kestikten sonra broşür haline getirmiş. Sonra devam ediyorum. Peki en son neyi yazdım? 4'ü Dördü yazdım. 4'ün yanında ne var? 5. Niye? Ardışık olarak gidiyor. Peki 5'in arkasında ne olacak? 6. 6 az önce nereye katlanmıştı? Bak 6 nereye katlandı? Şuraya katlandı. O zaman ben hop buraya 7'yi yapıştırırım. Değil mi? Peki 7'yi yapıştırdıktan sonra üst tarafına ne yazacağız? 8 yazacağız. Peki şuraya dikkat edin. 6 3 2 7. Buraya dikkat edin. 5 4 1 8. Şıklarda sarının üstüne yazdığı için 6 3 2 7 lazım. A baktığınızda cevabınız 6, 3, 2, 7'dir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Üst üste gelerek ve arka arkaya ardışık yazarak en son yazdığınızın yanına ardışık yazarak çünkü kağıtlar yan yan olduğu için ardışık bir şekilde götürmeniz gerekiyor. 39. sorumuz bu şekilde. Gelelim son sorumuza. Taban alanı S birim kare ve yüksekliği H birim olan bir dik piramidin hacmi S çarpı H bölü 3 birim küp diyor. Yani ne demek istiyor? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 piramidin hacmi diyor. Tamam mı? Ne diyor? Üstü açık karedik prizma biçimindeki cismin içine yüksekliği prizmanın yüksekliğine eşit 4 tane eş karedik piramit. Tabanla boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre bu prizmanın içine tam dolacak şekilde kaç birim küp su eklenmelidir. Yani tüm hacimden piramidin hacmini çıkartacağım. Suyun hacmini bulmak için. Tüm hacimiz nedir? Mesela ben buraya A yazsam. Buraya B yazsam. Buraya da C yazsam. Bu aslında bir kare piramit ama şey kare dik bir prizma. Kare prizma. Ama ben bunu dikdörtgenel prizması gibi düşünürsem taban alanı çarpı yükseklik hacim veriyor. Bak V prizma eşittir. Taban alanı 6 çarpı 6 yükseklik 2. 72 birim küp nedir? Tüm alanımız şey tüm hacmimizdir. 72 eksi parantez açıyorum. Bir tane piramitin neyini hesaplayacağım? 6 ise şunlar eşit olduğu için 3 3. Taban da aynı şekilde 3, 3. Kare ya bunlar. O zaman taban alanı 3'ün karesi 9. Yükseklik prizmanın yüksekliği ile aynı. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bundan kaç tane var? 4 tane var. Peki 18'i 2'ye bölüm 6. 6 kere 4 24. 72 eksi 24 ne yapar arkadaşlar? 12, 8, 48. 48 birim küp su eklenebilir. Ne yaptık? Farkını aldık aslında. Anlaşıldı mı? 40. sorumuz da bu şekildeydi. Evet yine harika şahane sorular çözdük. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir vedalaşalım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Son iki denememiz kaldı. O iki denemeyi de bu hafta inşallah bitirmiş olacağız. Ve 6 deneme TYT genel denememiz bitmiş olacak. Dediğim gibi tamamen destek amaçlı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.